Sayın izleyiciler, Çağatay Yolda ailemizle birlikte bu kez Amasya, Çorum ve Tokat'ı geziyoruz. İlk turumuz Şehzadeler Şehri Amasya. Biliyorsunuz Amasya aynı zamanda sultanların şehri, şehirlerin sultanı. 17 uygarlığa ev sahipliği yapmış Amasya'da. Bakalım bizleri neler bekliyor. Hep birlikte geziyoruz. Amasya doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle adeta bir açık hava müzesinden farksız. 4500 yıllık kalesinin eteklerindeki kral mezarları, Yeşilırmak'ın yanı başındaki asırlık konakları ve İlhanlılardan günümüze ulaşan mumyalarıyla sizi her an şaşırtmaya hazır. ...17 uygarlığa tanıklık etmiş Amasya'nın yakın tarihimizdeki önemi de çok büyük. Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasındaki kilit noktalardan birisi Amasya. Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır sözleriyle ifade ettiği... ...Cumhuriyetimizin doğum belgesi sayılan Amasya Tamimi de burada hazırlanıp dünyaya duyurulmuştur. Burası Saraydüzü Kışla Binası. Mustafa Kemal ve beraberindeki heyetin 12-16 Haziran 1919'da kaldığı, ülkenin geleceğinin değerlendirildiği ve Amasya Tamimi'nin yazıldığı bina. Bugünse Balmumu heykellere, döneme ait silah ve dokümanlarla tarih sayfalarına sığmayacak anılara ev sahipliği yapıyor. Amasya'daki telgrafhanemiz kapanınca, işgal edilince Mustafa Kemal Atatürk 18 yaşındaki genci posta memuru olarak buraya atar. Abdurrahman Rahmi Erden 1984 yılında vefat etmiştir. Çok özel bir şahsiyettir. Burada 14 gün boyunca Mors alfabesiyle bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya milli mücadelenin meşalesini çekmiştir. Fakat ne çektiğini kendisi dahi bilmez. Çorum postanesinden telgraf çekilir. Sen Amasya Tamimi'ni yayınladın dün gece. Haberin var mı deyince 18 yaşındaki yürek kıpır kıpır olur. Mesela benim nenem 92 yaşında Zeliha Hanım Erbaa'ya erzak taşımıştır. Erbaa dediğimiz yer 65 kilometre ileridedir. Bayanlar, bu kadınlar çocuklarına giydirmedikleri çorapları, çocuklarının üzerine örtmedikleri kilimleri, halıları, battaniyeleri bu mermilerin üzerine örtmüşler. Bu mermilerle beraber hem milli mücadeleyi yapmışlar, hem bölgedeki Ermeni ve Rum baskınlarını çözmüşlerdir. Yani çok zor kurulmuş bir cumhuriyet. Çok fedakarlıklar yapılmış. Çok iyi değerinin, çok iyi kıymetinin bilmesi lazım. Çok iyi sahip çıkılması lazım. Ve Amasya'nın Yeşilırmak kokan sokaklarında ilerliyoruz. Bir sonraki durağımız Darüşşifa, yani Bimarhane. 1308-1309 yıllarında İlhanlı Sultan'ın karısı Ulduz Hatun tarafından akıl hastalarının müzikle tedavi edilmesi için yaptırılan eser, klasik Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden birisi. Bimarhane'nin biraz ilerisinde ise gezilebilecek bir başka eser, Sultan II. Beyazıt'ın oğlu Şehzade Ahmet'in Lalası tarafından 1486 yılında yaptırılmış olan Mehmet Paşa Camii. Ve Sultan II. Beyazıt Külliyesi, Amasya Valisi Şehzade Ahmet tarafından yaptırılmış olan külliyenin mimarı ise Şemsettin Ahmet. Müzik
Sayın seyirciler, caminin hemen girişinde iki tane denge taşı var. Yeşil renkte, yeşil mermerden oluşuyor gördüğünüz gibi. Çok önemli bir özelliği var. O da şu, denge taşları normalde dönüyorlar. Şöyle zorladığınızda gördüğünüz gibi, hatta fazla zorlamadan bile dönmesini sağlayabiliyoruz. Bunun sebebi de şu, herhangi bir deprem sonrasında binanın zarar görüp görmediğini bu denge taşlarıyla anlıyorsunuz. Ahenginin bozulup bozulmadığını. Eğer bir deprem sonrasında bu denge taşı hala dönebiliyorsa o zaman herhangi bir sorun olmadığını da anlıyorsunuz. Ayetel Kürsi yazılmış. Yazan Hattat elini kaldırmadan Ayetel Kürsi'yi yazar ve daha sonra ikinci bölüme geçtiğinde, sol taraftaki vav harfine geçtiğinde, bu sefer aynı ayeti bu sefer kaldırmadan tersten yazarak tabloyu tamamlar. Burada vav harfinin sağdakine baktığınız vakit doğumu, sol tarafa baktığınız vakit ölümü. Dolayısıyla ölümle doğum o kadar birbirine yakındır ki siz sandığınız gibi hayat bu kadar uzun değildir anlamına gelmekte. Bir de iki tane sanki göz gibi, Allah'ın gözleri üzerinizde der gibi mi? Evet, Allah'ın gözleri daima üzerinizde. Allah sizi her yerde görür. Siz de namaz kılarken Allah'ı görüyormuş gibi namaz kılınız demektedir bize. Sayın seyirciler, külliyeyi gezerken zaman zaman böyle eserlerin üzerinde kuş yuvaları görüyorsunuz. Aslında ilk baktığınızda belki kuş yuvası olduğunu anlamazsınız. Kuş yuvası derken insanoğlu tarafından, Osmanlılar tarafından yaptırılan kuş sarayları. Hemen arkamda görmüş olduğunuz bir kuş sarayı var. Ufak bir eve, kulübeye benziyor. Ancak çok güzel bir özelliği var. Osmanlı eserlerin üzerine bu kuş saraylarını yaparken özellikle şimale, kuzeye koymakta özen göstermiş. Çünkü biliyorsunuz güneyden, doğudan ve batıdan zaman zaman sıcaklar çok yükseldiği için kuşlara zarar vermesin diye o kuş kulübesini kuzeye koymayı bile düşünmüşler. Amcacığım, matbaa gibisin ya. Her harf aynısı, birbirinin aynısı. Ama uğraşıyor bak sen. Bak ne bileyim, gayretim. Bak sabahtan beri saat yok, öğlenden. Ha. Öğlenden bari bak yazdım bak bura. Bitti. Her gün değiştiriyor musunuz? Her gün olmaz. 15 günde bir. 15 günde bir. Peki neye göre seçiyorsunuz buraya koyduğunuz ayetleri? Şunları, şu ayetleri bizden biraz şeyden geliyor. Ankara'dan geliyor, Diyanet'ten. Sen gönlüne göre yazamıyorsun. Ben bunlardan gönlüme göre bunları ben bulup yazıyorum. Ha, Diyanet sana da bırakıyor biraz yani. Diyanet tabii buraya. Yarısı benden, yarısı senden. Onlardan daha az. Bak ben buraya daha çok şey diyorum ki kardeşlerim daha ispat etsin. Sayın seyirciler, Amasya'ya geldiğinizde eğer fazla vaktiniz yoksa, 10 ila 15 dakikanız varsa, geçiyordum, uğradım diyorsanız eğer, hemen külliyenin yanındaki bu maketin bulunduğu binaya gelebilirsiniz. Burada gerçekten Amasya'yı neredeyse kuş bakışı şeklinde izleyebiliyorsunuz. İşte konakları, kral mezarları, tarihi eserleriyle birlikte hepsi önünüze sergileniyor. Bu gördüğünüz maket, şu arkamda görmüş olduğunuz fotoğraftan esinlenerek yapılmış. Burada 150 metrekarelik bir alanda hem geçmişe hem günümüze yolculuk yapabilirsiniz. ...65.000 dev öğrenci projesi. Evet. Nedir? 65.000 dev öğrenci projesi, valiliğin düzenlemiş olduğu, çocuklarımıza yönelik özgüvenlerini sağlayabilmek için, düzgün bir birey yetiştirebilmek için düzenlenmiş bir proje. Mesela ne yapıyoruz biz? Yeşilırmak Ülköğretim Okulu, okul aile birliği olarak 65.000 dev öğrenci ikinci kermesimizi düzenledik. Buradan gelecek gelirler çocuklarımıza gidecek tekrar. Buradan gelen gelirler çocuklarımıza gidecek. Tabii bir kısmı da bu kızlarımız geçen sene Türkiye şampiyonluğunu oynadılar ve kazandılar. Hangi spor branşına? Futbol. Futbolda. Futbolcu kızlar. Evet, bu sene de tekrar göndereceğiz. Denizli'ye göndereceğiz. Biraz da onlara. Ben 65.000 dev öğrenciden biriyim. Tamam. 65.000 dev öğrenci Amasya'yı tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Süper. 65.000 dev öğrencinin en büyük amaçlarından biri de bu.
Neler yapıyorsunuz bu projede? Kermesler yapıyoruz. Okullara yani gönderiyoruz kitaplar şeyler. Satıyoruz. Kitaplar satıyoruz. Siz burada sattığınız kitaplarla gelen parayla başka yerdeki kardeşlerinizi okutuyorsunuz. Tabii. Evet. Harika. Ulaşamayacak çocuk. Sen şu anda imkanların var değil mi? Ailenin imkanı var ama olmayanları düşünüyorsun. Evet. Evet. Peki onlar ne şartlarda okuyorlar onu biliyor musun? Bilmiyorum. Ama tahmin ediyorsun ki buradasın bugün. Hı hı. Mesela nedir bu kitap? Her şey seninle başlar. Çok güzel. Kim yazdı bu kitabı? Mümin Sekman. Hepsini de ezbere biliyoruz. Olaya bayağı el atmışız. O zaman buradan mesaj verelim diğer genç arkadaşlarına. Türkiye'nin dört bir yanında çocuklar var senin gibi. Neler yapsınlar? Buradan onlara bir seslen bakalım. Mesela onlar kendi projelerini yaratsınlar. Evet. Onlar da kitaplar, radyolar böyle eşyaları yapıp satsınlar. Bir şeyler yapsınlar değil mi kısacası? Aynen öyle. Biz sırada şehzadeleriyle ünlü Amasya'nın mutlaka gezilmesi gereken köşelerinden birisi olan Şehzadeler Müzesi var. Sayın seyirciler, Sultanların Şehri, şehirlerin sultanı Amasya'dayız. Amasya aynı zamanda Şehzadeler Şehri ve evet. 11 şehzade burada gelmiş, eğitim görmüş. Bir anlamda aslında günümüzün stajı gibi, evet. Padişah olmadan önce. Ve aralarından 7 tanesi padişah koltuğuna oturmuş. Peki bu şehzadeler neden Amasya'da toplanmışlar? 14, 15, 16. yüzyılda 25 bin nüfuslu Amasya'mızda 18 tane medrese, 2000 tane medrese öğrencisi vardır. Bütün Avrupalı seyyahlar o dönemde Anadolu'nun Oxford'u demişlerdir Amasya'mız için. Mesela baktığımız zaman Yıldırım Beyazıt 1,5 sene burada kalıyor. 1,5 sene burayı fethederken aynı zamanda askeri eğitimi alıyor. Çelebi Sultan Mehmet 20 sene Amasya'mızda kalıyor. 11 sene Fetret devri dolayısıyla pehlivanlık yönü ön plana çıkıyor. 2. Murat'ın eğitimine bakıyorsunuz daha tasavvufi bir yönde yetiştiriliyor. Fatih Sultan Mehmet'e baktığınız zaman Tarukul Edep Adab-ı Maşerat dersleri alıyor. Yani Amasya'da ilk oturma, kalkma, konuşma. Yavuz Sultan Selim'e baktığınız zaman Amasya'da doğuyor. Amasya'nın medariftarıdır. 11 sene Medrese-i Yavuziye'de yani Şehzadegan Medresesi'nde ders alıyor Yavuz Sultan Selim. Hoş geldiniz evlatlarım. Ben Yıldırım namıyla tanıdığınız Bayezid Han'ım. Çocukluğum Bursa'da karındaşlarım Yakup ve Savcı Beylerle oyunlar oynayarak geçti. Hiç unutmam. 10 yaşlarındaydım. Bir gün babam beni çağırdı. Hemen koşup gittim. Bahçede beni bekliyordu. Elinde çok süslü bir yay ve birkaç adet ok vardı. Meydana gelince oklardan birini kirişe koyup gerdi. Nişan alıp oku fırlattı. Vınlayarak giden ok nişangahın tam ortasına saplandı. Sonra bana dönüp tek dizinin üzerine çöktü. Bak oğul, ok gibi dosdoğru ol. Yay gibi eğilme. Yay gibi olursan elde kalırsın. Ok gibi olursan hedefi bulursun. Bu sözleri hayatım boyunca hiç unutmadım. Sizler dostluğun, kardeşliğin ve dayanışmanın kıymetini bilin. Sakın birbirinize düşmeyin. Birlikten kuvvet doğar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hüdaya hüdaluk sana yaraşır. Gedaya gedaluk bana yaraşır. Ben ettim anı kim bana yaraşır. Sen eyle anı kim sana yaraşır. Alimlerin sohbetinde bulunmak ve ilimle meşgul olmak benim için en büyük zevkti. Dedem Fatih Sultan Mehmet Han ve babam gibi ben de Arapça ve Farsçayı ana dilim gibi konuşmayı öğrendim. 42 yaşında babam 2. Bayezid Han'ın yerine Osmanlı tahtına oturdum. Ayasofya'da yapılan bir törenle son Abbasi halifesi 3. Mütevekkil kürsüde halifelik cübbesini kendi sırtından çıkararak bana giydirdi. Bu tarihten itibaren Osmanlı sultanları aynı zamanda halife unvanı da taşıdılar. Ben Sultan 2. Selim Hanoğlu Sultan Murat. Osmanlı'nın sancak geleneğinden yetişme son padişahıyım. 4 Temmuz 1546'da Manisa'nın Bozdağ yaylasında dünyaya gözlerimi açtım. Ya devlet başa ya kuzgun leşe demiş atalarımız. Devlet söz konusu oldu mu akan sular durur bizde.
ne evlat görür gözler, ne kardeş, ne de anne baba. Biz Osmanlı şehzadeleri, Devlet-i Ali Osman için yetiştirildik. Biz de Yeşil Irmağın serin sularında akislerimizi seyrederken ülkemize hizmet hayalleri kurduk. Ama bu kutlu dava bizlere kısmet olmadı. Kimimizi ecel aldı götürdü, kimimizi cellat aldı bitirdi. İşte ben Şehzade Mustafa, Amasyalıların göz bebeği. Babam Kanuni Sultan Süleyman'ın kıymetli oğlu. Beylerin ve paşaların büyük umudu. Baba fermanıyla boğazlanan şehzade. 48 yıl süren kısa ömrümde büyük zaferler yaşadım. Vefat etmeden önce oğluma beni Bursa'da sade bir mezara defnetmesini ve mezarımı toprağım üzerine yağmurun düşeceği şekilde yaptırmasını vasiyet ettim. Ecdadın bize yadigarı olan bu topraklarda sizleri gördüğüm için bahtiyarım. Daha nice yıllar sizin gibi güzel evlatlarımızın bu toprakları imar ve ihya etmesini canı gönülden temenni ediyorum. Artık öğle yemeği saati. Yemek için Amasya'nın yüksek noktalarından birisi olan Ali Kaya Restoran'a geliyoruz. Burası kenti kuş bakışı görebileceğiniz en güzel köşelerden birisi. Öğle yemeğinde keşkekten bohça dolmasına kadar yöresel yemekler bizleri bekliyor. Amasya Valimiz ve Belediye Başkanımız da bizlerle birlikte oldukları için onur duyuyoruz. Evet. Bunlar da Çağatay yolda buldu. Bunlar kendiniz yapıyorsunuz yani. Evet. Karşımızda Harşene Dağı, üstündeki kaleyi görüyoruz. 4500 yıllık bir kale. Hemen dağın eteklerinde Kral Kaya mezarlarını görüyoruz. 2000 yıldan fazla bir geçmişi var onların. Hemen altında bizim kendi kültürümüzün yüzlerce, binlerce değişik sivil mimari örneklerini görüyoruz. Arada Yeşil Irmağı görüyoruz. Tabii bu noktada Yeşil Irmak'la dağlar muhteşem bir birliktelik oluşturuyor. Herkesi çok etkiliyor. 7500 yıldır da bütün insanları etkilediği için bütün bu sanat eserleri, tarih kültür varlıkları ortaya çıkmış. Burası aynı zamanda Şehzadeler Şehri. Tarihimizin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Baştan sona Osmanlı, Selçuklu, Beylikler dönemine ait eserlerle dolu. Bu kadar çok eserin bu kadar yakın mesafede bir arada olduğu başka bir mekan olduğunu da düşünmüyorum. Tarihimizin ilk kadın divan şairi Mihri Hatun'un memleketi, Fatih'in hocası Akşemseddin'in memleketi. Gerçekten bu şehri görmediyseniz en güzelini henüz görmediniz. Buna bütün kalbimizle inanıyoruz. Ve bu şehire gidip gördükten sonra inanın anlatacağınız çok şey olacak. Amasya tarihi konaklar noktasında şanslı illerden bir tanesi. Özellikle Anadolu'da bulunduğu mücavir alanlarında eşine az ender rastlanan konakların bulunduğu bir kent. Amasya'nın kültüründe var olan bir yapılanma bu. Koruma kültürü de halkımızda oldukça bilinçlenmiş şekilde devam etmekte. Dolayısıyla şehrimizin özellikle merkezi de yaklaşık 85 hektarlık bir alanında doğal ve kültürel sit alanı bu bölgede. Geçmişten emanet olan bu kültürü korumak için zaten Amasya'nın bir altyapısı var. Gördüğünüz bu yalı boyları dediğimiz evlerimiz, bunu da bir Fransız bana söylemişti. Türkiye'de İstanbul'dan sonra bir şehir daha var yalı evleri olan diye, o da Amasya demişti. Hakikaten ondan sonra ben Türkiye'de her gittiğim ilde bakıyorum suya sıfır dediğimiz yalı anlamındaki bina yoğunluğu açısından bakıyorum, başka iler rastlamadım. Dolayısıyla bunun da getirmiş olduğu ivmeyle beraber o koruma kültürü vatandaşımızda oldukça bilinçlenme oldu.
Neler var burada Amasya'ya özgü şöyle baktığımızda? Biraz önce de yedik hepsinden. Evet. Amasya keşkeğimiz var. İçerisinde ne olduğu görünüyor. Nohutu, yarması, sosu, etli yapılıyor. Sarma biraz daha enteresan. Sarma efendim. Biz buna bohça dolması diyoruz. Bohça şeklinde. Amasya'ya özgüdür. Bunun içerisinde bakla vardır. Bütün bakla vardır. Yarma vardır. Kuşbaşı küçük etlerimiz vardır. Bu nedir? O da orman kebabının benzeri diyoruz ona. Sebzeli bir yemeğimiz o da. Siz kalkıp Tokat kebabını burada yapabiliyorsunuz Amasya'da. Adı da Tokat kebabıdır şeklinde değil mi? Evet, Tokat'ın tanıtımını yapıyoruz. Aslında bu Tokat'ta bu pek yapılmıyordu bu. Tokat'ta güzel yapılmaz demedi abi şimdi. Hayır, Tokatlar hayır. Ayaklanmasın. Hayır, şunu söylemek istiyorum. Biz bu kebabı 1965 yılında babam Tokat'ı gezerken orada ocağını keşfetmiş. Yani Tokat'ta 1965'li yıllarda bu kebap yoktu. Bu kebabı ocağın orada görüyor, geliyor burada uygulamaya çalışıyor. Ve bugüne kadar da belki 100 ocağın üzerinde ocağı yıkıp yeniden yapmıştır babam. Bulunduğumuz noktanın tam karşısındaysa kral mezarları yer alıyor. Helenistik dönemde Amasya'yı başkent olarak kullanan Pontus Krallığı'na ait mezarlar bunlar. Harşen Adağı'nın güney eteklerine kalker kayalara oyularak yapılmışlar. Ve sıradaki durağımız Amasya Arkeoloji Müzesi. Müzede Hitit, Kirik ve Roma dönemlerinin de içinde yer aldığı 13 ayrı medeniyete ait arkeolojik, etnografik, madeni para, mühür, el yazması, toprak kap ve heykeller sergileniyor. Müzede bulunan yaklaşık 24 bin eser içinde geçmişten günümüze kalan taş layıklar ilgi çeken miraslar arasında. Bir üst kattaysa Selçuklu ve Osmanlılardan kalma silahlar, sancaklar ve kıyafetlerin sergilendiği bir bölüm bulunuyor. Müzenin bahçesindeki çeşitli dönemlerden kalma mezar taşlarının arasından geçip Mumya Müzesi'ne geldiğimizde ise gördüklerimiz bizleri oldukça şaşırtıyor. Sayın seyirciler, mumya dediğimizde aklımıza ilk olarak Mısırlılar geliyor. Ancak bu topraklarda, özellikle Amasya'da 17 uygarlığa ev sahipliği yapmış bu topraklarda mumya da görmek mümkün. Hatta Evliya Çelebi seyahatnamesinde de belirtmiş, bilgi vermiş mumyaların gerçekliğiyle ilgili ve İlhanlılar döneminden kalmış galiba, değil mi? Evet, biz ziyaretçilerimize de söylüyoruz. Mumya görmek için Mısır'a gitmenize gerek yok. Amasya'mızın ilginç özelliklerden bir tanesi de mumyalarının olmasıdır. Bunlar İlhanlı mumyası, Moğol mumyasıdır. Anadolu Selçuklularının yıkılmasından sonra İlhanlılar Anadolu'ya hakim olmuşlar, Amasya'ya hakim olmuşlar. Amasya'ya hakim olduktan sonra Anadolu Nazırı Cumhurdar'ın mumyası buradadır, önümüzdedir. Bir diğer mumya da Amasya Emiri İşbuğa'nın mumyası yine buradadır. Mehmet Pervane Bey'in, cariyesinin yani eşinin ve iki tane kız çocuğu ve erkek çocuğunun mumyaları da Amasya'mızdadır. Burada şu anda 6 tane var ama aslında çok mumya vardı. Hepsi bugüne kadar gelemediler galiba. Bozulanlar gömüldü. Evet. Burada Osmanlı çok güzel saklamış bunları. Çok iyi şartlarda saklamış Osmanlı. Daha sonra 1928 yılında müzemiz kurulunca gün yüzüne çıkarmış. Gök Medrese Müzesi'nde sergilenmiş ve bu müzemiz yapıldıktan sonra da buraya getirilmişlerdir. Özellikle bu müzede mumya uzmanımız vardır Muzaffer Bey. Bununla ilgili özel kitapları da vardır Muzaffer Bey'in. Hangi dönemde niçin öldükleri, nasıl öldükleri, nasıl mumyalandıkları, hatta bunların hangisinin sünnetli, hangisinin sünnetsiz olduğuna dair özel bilgileri de kendisi yazmıştır efendim. Ve kelimelere sığmayacak güzellikteki Amasya'dan ayrılırken bir günde ne kadar çok yer gezdiğimizi
Ancak Amasya'yı yaşayabilmek ve tanıyabilmek için bir günün kesinlikle yetmeyeceği düşüncelere eşliğinde düşüyoruz yollara. Bir sonraki durağımızsa Çorum ve Tokat. Ancak bu gezmeye doyulmayan şehirleri sizlerle haftaya buluşturacağız. Önce Çorum'da Hititlerin topraklarına konuk olacak. Sayın seyirciler, Hititler her ne kadar savaşçı bir uygarlık gibi görünse de aslında baltalarından, oklarından çok akıllarını kullanmışlar diyebiliriz. Ardından madımak toplayan çocuklarımıza uzatacağız mikrofonumuzu. Çocuklar kolay gelsin. Mıntıka temizliği mi yapıyorsunuz askere gitmeden? Madımak topluyoruz. Madımak topluyorsunuz. Evet, elimde görmüş olduğunuz madımakları topluyorlar sayın seyirciler. Şimdi bunlardan yemek mi yapıyorsunuz? Evet. Ne yemekleri yapıyorsunuz? Bunları topladıktan sonra yıkıyoruz. Bunları balta veya da başka bir şeyle, kesici bir maddeyle bunları kıydıktan sonra yine tekrar yıkayıp pişiriyoruz. Ot yemeği oluyor. Kıyma falan katıyor musunuz içine? Yok. Ama inekler madımak seviyor mu? İnekler madımak sever tabii ki. Burada hep inekler var, size madımak kalmaz yarın bir gün yani. Ya onu bile biz bilemeyiz. Hani o hayvanlar otları yediği için madımaklar da yiyebiliyorlar. Arada madımaklarınızdan da oluyorsunuz. Alıyoruz. Buradan ineklere ne diyoruz? Madımaklarımıza dokunmayınız. Evet, madımaklarımıza dokunmayınız. Onlar bizimdir. Onlar bizim madımağımız. Hadi bakalım, kolay gelsin çocuklar. Görüşürüz. Tokat'taysa Gök Medrese'den Taşhan'a, yazmacılardan Pehlivan Mustafa amcanın dünyasına kadar birbirinden renkli görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. Buraya geldiğinizde Mustafa amcaya uğrayın ama elinizi kolunuzu kaptırmayın. Ben karışmam. Çok mu seviyorsun böyle sıkmayı? Şu an parmaklarım her an kırılabilir. Şöyle şu şekilde. Ben şöyle geçeyim. Mustafa amcam. Yaş 70, iş bitmemiş diyorsun ya. Ne diyorsun sen? 82 yaş. Maşallah ya. Ben diyordum ya. Hayır, sıkıyor. Mustafa amca. Evet. Şimdi buradan kimse geçmez korkusundan ya. Bilen, akşama kadar mıncıklıyor musun sen böyle? Bilen bilir, bilmeyen bilmez. Vallahi. Tabii. Bilen bilir. O zaman Tokat'ta herkesin bir yerde morarma var. Vardır. Ne diyelim, bizlerin olduğu gibi sizin de yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Yaşam mücadelesi her ne kadar unuttursa da gülmeyi zaman zaman sessiz olun. Mutluluğun anahtarını başkalarında aramayın. Mutluluk içinizde bir yerlerde. Yeter ki siz mutlu olmak isteyin. Evet, bizden bu haftalık da bu kadar. Haftaya Çorum ve Tokat'ta yeniden buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın. We'll be right back.